Dilek Otogaleri Kaporta ve Boya Vakti Cuma'yı sunar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati ayunina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Allahümme ikrimna fehmen nebiyyin ve hıfzal mursalin ve ilhamel melâiketil mukarrabin. Rabbena âtina min ledünke rahme ve heyyilena min emrina raşada. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar, geçen haftaki sohbetimizde nazar, göz değmesi, Arapça tabiriyle isabetül ayn üzerinde durmuştuk. Bugünkü sohbetimizde inşallah bu mevzuya devam ederek nazardan etkilenen bir kimsenin neler okuması gerekir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda neler tavsiye etmiştir? İnşallah onun üzerinde duracağız. Muhterem müminler, Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde biri imanın, diğeri küfrün temsilcisi durumundaki iki adamın, iki insanın inanç ve davranış özelliklerini anlatan bir örnek veriyor, örnek arz ediyor bize. Küfrün temsilcisi olan kişi, şahıs büyük bir servete sahip. İmanın temsilcisi olan ise fakir, biraz daha zayıf bir kimse. Allahu Zülcelal bu örnekte Bismillahirrahmanirrahim وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ İki kimseyi misal olarak getir Habibim. Misal ver onlara iki kimsenin halini. Cealnâ li ehadihimâ cenneteyni min e'nâbin. Onlardan birisine üzüm bağı, iki tane üzüm bağı vermiştik. Ve hafefnâhumâ binahdin. Ve bağların çevresini hurma ağaçları ile de çevirmiştik. Ve cealnâ beynehumâ zer'a ve o ikisinin arasında ekin de bitirmiştik. Kiltel cenneteyne âtet üküleha bu iki bahçe ürününü tam olarak vermiş. Ve lem tazlim minhu şey'a ondan hiçbir şey eksik bırakmamıştı. Ve feccernâ hilâlehumâ nehara ve ikisi arasında bir de nehir akıtmıştık buyuruyor. Muhterem müminler, iki bahçe etrafı hurma ağaçlarıyla çevrilmiş
aralarında ekinin de bittiği ve de ikisi arasından nehir akan, meyvelerini, mahsulatını tam veren iki bahçeden bahsediyor Allahu Zülcelal. Ve kâne lehu semerun, adamın bol ürünü oluyordu. Bahçeler bol ürün veriyor. Hatta başka gelirleri de vardı buna ek olarak. Fekâle li sahibihi ve huve yuhaviruhu, arkadaşıyla konuşurken şöyle dedi arkadaşına: ene ekseru minke malen ve e'azzu nefera, ben mal bakımından senden daha zenginim ve nüfus bakımından da daha kuvvetliyim diye bu nimetlerden dolayı şükredeceği yerde Allahu Zülcelal'a şükretme yerine bir yönüyle nankörlük ederek, gurura kapılarak sanki kendisi kazanmış gibi bunları bir pozisyon içerisine girerek arkadaşına da bu şekilde hitap ediyordu. Muhterem müminler, halbuki nimete şükür nimetin artmasına sebep olur. Nimete şükür nimetin artmasına sebep olur. Çünkü Allahu Zülcelal Kur'an-ı Azimüşşan'da Bismillahirrahmanirrahim. Le ezidennekum le in şekertum le ezidennekum. Eğer şükrederseniz size artırırız, nimetlerimi artırırım buyuruyor Allahu Zülcelal. Muhterem müminler, öyleyse nimet şükrü gerektirir. Nankörlük ise Allahu Zülcelal'ın vermiş olduğu nimetlerin belki de elinden alınmasına bile sebep olabilir. Ve devam eden ayetlerde ve dehale cennetehu ve huve zalimun li nefsihi, o küfrün temsilcisi olan kişi nefsine, kendisine zulmederek bahçesine girdi ve şöyle dedi: kale ma ezunnu en tebide hadihi ebeda, bunun, bu bahçenin, bu bahçedeki mahsulatın, meyvelerin, ekinlerin hiçbir zaman yok olacağını tahmin etmiyorum, yok olacağına inanmıyorum diyerek bu malın kendisine ebedi olarak verildiği zannı ve kanaatı içerisinde böyle diyordu. Hatta وَمَا اَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, kıyametin kopacağını da zannetmiyorum. Kıyamete ve ahirete de iman etmiyor. وَلَاِنْ رُدِدْتُ اِلَى رَبِّي, ama buna rağmen şayet sizin dediğiniz gibi Rabbime döndürülürsem لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, sonuç olarak bu dünyadakilerden daha hayırlısını orada ahirette bulurum diye dünya hayatında kendisine verilen bu nimetlere nankörlük ettiği halde ve bu nimetlerin kendisine verilmesinin kendisinin iyi bir insan olduğunu, bu nimetleri hak ettiğinden dolayı kendisine verildiği, dolayısıyla ahirette de bunlardan daha fazla verileceğini zannettiğini ifade ediyor muhterem müminler. Demek ki maddeyi ilahlaştıran, hani Hümeze suresinde ifade ettiği gibi Allahu Zülcelal'ın, Bismillahirrahmanirrahim, ellezî cema'a mâlev ve addede, o kimse malı toplar ve sayar da sayar. Malı toplamak ve saymak, hesap etmek onun işidir ve işi gücü budur daha doğrusu. Yahsebu enne malehu ahlede, bu malın kendisini ebedileştireceğini zanneder. Bu malın kendisini ebedileştireceğini zanneder. İşte bu küfrün temsilcisi varlıklı olduğu halde Allahu Zülcelal'ın nimetlerine şükredeceği yerde nankörlük eden kimse yine bu halinden dolayı ibret almıyor. Arkadaşı onu ikaz sadedinde şöyle diyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle lehu sahibuhu ve huve yuhaviruhu,
Arkadaşı konuşurken ona dedi ki: "Ekeferte billezî halagake min turabin." Seni topraktan yaratan yaratıcıyı Allahu Zülcelal'ı inkar mı ediyorsun? "Sümme min nutfetin." Sonra bir damla sudan yaratan. "Sümme sevvâke racula." Sonra da seni insan şekline koyan yüce yaratıcıyı inkar mı ediyorsun diye arkadaşı ikaz etti. Ve dedi ki: "Lakinne huvallahu rabbi." Sen inkar etsen de benim Rabbim Allahu Zülcelal'dır. Beni yaratan, yaşatan, yöneten, yasalar koyan, sahibi, bütün alemlerin sahibi olan ve terbiye eden Allahu Zülcelal'dır. Ve la üşriku bi rabbi ahada. Ben hiçbir şeyi ona ortak koşmam diyerek arkadaşını ikaz etti ve dedi ki: Esasen konumuzla ilgili olan bölüm bu ayeti kerimede ifade ediliyor. Ama ayetleri baştan aldım mevzunun daha iyi anlaşılması için. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهِ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Bahçene girdiğin zaman مَا شَاءَ اللّٰهِ Allah istemiş, dilemiş ve ne güzel yaratmış demen gerekmez miydi? Muhterem müminler, Allah Celle Celaluhu istemiş, murad etmiş, dilemiş ve ne güzel yaratmış manasında bu malını, mülkünü, bahçeni, servetini gördüğün zaman maşallah, la kuvvete illa billah, gerçek güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. O Allahu Zülcelal ne güzel diremiş ve yaratmıştır demen gerekmez miydi diye ikazına devam etti. Hatta İnterani ene ekalle minke malen ve velede. Sen beni mal ve nüfus bakımından az da görsen, zayıf da görsen, fe esa rabbi en yu'tiyeni hayran min cennetike. Ümid ediyorum ki, umulur ki Rabbim bana senin bahçenden, senin servetinden, senin malından daha güzelini, daha hayırlısını verir. Bir musibet vermek suretiyle seninkini de yok edebilir diye ikaz etti. Ve devam eden ayetlerden anlaşılıyor ki onun o malı, o bahçeleri, o mahsulatı, o meyveleri de yok olup gitmişti. Muhterem müminler, demek ki maşallah, bir mümin güzel bir şey gördüğü zaman, hoşuna giden bir şey gördüğü zaman hayret makamında bu gördüğüm şey ancak Allah'ın yaratıcı iradesiyle gerçekleşmiştir manasında maşallah, la kuvvete illa billah diyecek. Hayret etmek fark etmektir. Fark etmeyen hayret edemez muhterem müminler. İlahi sanatın büyüklüğünü bilmeyen de fark edemez. Allahu Zülcelal dileyince her şey olur. Muhterem müminler, Allahu Zülcelal dileyince her şey olur. Mal, mülk, servet, güzel bir şey gördüğü zaman mümin böyle demeli. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kerimelerinden birisine şöyle diyordu: Sabaha erdiğin zaman Subhanallahi ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Allah Celle Celaluhu bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim. Gerçek güç ve kuvvet Allah'a aittir. Ma şaallahu kan ve ma lem yeşe' lem yekun. Ve Allah Celle Celaluhu'nun dilediği olur, dilemediği olmaz. Kerimesine Efendimiz Aleyhisselam sabaha erdiğinde böyle demesini tavsiye ediyordu. Bu şekilde tesbihatını yapmasını tavsiye ediyordu. Ve hadisin devamında bir kimse sabaha erdiği zaman Sübhanallahü ve bihamdih, la kuvvete illa billah, maşaallahü kan ve ma lem yeşe lem yekun derse
akşama kadar korktuklarından korunur. Muhterem müminler. Akşamleyin böyle derse sabaha kadar korktuklarından korunur diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ifade ediyor ve telkin ediyordu. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadislerinde bir mümin hoşa giden bir şeyi gördüğü zaman maşaallahu la kuvvete illa billah derse işte o gördüğü güzel şeye nazar değmez, göz değmez ve isabetül ayn olmaz diye Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu şekilde güzel bir şey gördüğümüz zaman, hoşa giden bir şeyi müşahede ettiğimiz zaman gözümüzden çıkan şualar ve gözümüzden çıkan ışıklar karşı tarafa etki ve tesir etmemesi için maşaallahu la kuvvete illa billah, barekallah ve buna benzer bereket duaları okur. Allah ne güzel dilemiş, yaratmış ve güç kuvvet gerçek Allah'a mahsustur derse göz ona etki etmez. Gözden çıkan şualar onu etkilemez diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle uyarıyor. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Felak ve Nas sureleri inmezden önce, Felak ve Nas sureleri vahyolmazdan önce cinlerin ve insanların nazarından Allahu Zülcelal'a sığınırım diye böyle dua ediyordu. Nazardan korunmak için cinlerin ve insanların nazarından, kem gözlerinden Allahu Zülcelal'a sığınırım diye dua ediyordu. Felak ve Nas sureleri indikten sonra nazara karşı, isabet-i ayna karşı Felak ve Nas surelerini okumaya devam etti ve önceki duayı bıraktı. Demek ki nazarın etkisinden, isabet-i ayinden, göz değmesinden korunmak için ve hatta göz değmesi isabet etmişse Felak ve Nas surelerini okumak, hastanın üzerine üflemek suretiyle Allahu Zülcelal'ın izniyle şifa bulması ümit edilir. Çünkü Felak suresinde Yüce Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim ve min şerri hasidin izâ hased. Haset ettiği zaman haset edenin şerrinden Allahu Zülcelal'a sığınırım de diye bunu bize emrediyor. Çünkü göz değmesiyle hasedin yakından ilgisi var. Göz değmesi nazarın etki etmesine hasetten kaynaklanan müthiş bir ilgi var. Bu şekilde Efendimiz aleyhissalatu vesselam da Felak ve Nas surelerini indikten sonra göz değmesi ve nazara karşı okuyordu. Muhterem müminler, daha önce de ifade etmiştim. Göz değmesi, nazar veya diğer bazı hastalıklardan dolayı okunması gereken duaların ayetlerden, dua ayetlerinden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okumuş olduğu hadislerden, dualardan, Allahu Zülcelal'ın Esma-i İlahiyesinden zikir babında okunacak şeyler olması lazım. Bunun dışında manası anlaşılmayan, ne denildiği belli olmayan, hatta kağıt üzerine yazmak suretiyle hiçbir mana ifade etmeyen bir takım rumuzlarla kağıtlara yazıp da takınmak ve muska yapmak caiz değildir, haramdır. Hatta oradaki ifadeler bazen küfrü bile icap ettirecek tarzda Allah korusun imana zarar veriverir. Halide bin Enes radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme giderek, ya Resulallah, ben hastalara bir şeyler okuyorum diye arz etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de okuduğu şeyin ne olduğunu getirmesini söylüyor. O da getiriyor, ya Resulallah, ya Resulallah, ben şunları okuyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam,
okuduğu şeyleri kontrol ettikten sonra onun bunları okumasına müsaade ediyor. Demek ki anlatmaya çalıştığımız bu şartları taşıyan ayetlerden, hadislerden, dualardan, zikirden, ilahi isimlerden alınan şeylerden olduğundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine bu duaları hastaya karşı okumasına müsaade ediyor. Muhterem müminler, başka bir örnek vermek istiyorum. Cafer bin Ebu Talip, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, Hazreti Ali kerremallahu veçhenin kardeşi Cafer bin Ebu Talip, Muhte Savaşı'nda şehit olmuştu. Muhterem müminler, hani iki kolu da kesiliyor ehli küfür tarafından, düşmanlar tarafından. İslam sancağını, tevhid bayrağını yere düşürmemek için göğsüyle dik durması ve bayrağın, İslam sancağının yere düşmemesini temin edip neticede o halde şehit olmuştu Cafer bin Ebu Talip. Ve bizim meşhur olarak söylediğimiz ismiyle Cafer-i Tayyar, muhteremler, uçan Cafer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cafer'in kesilen iki koluna karşılık cennette Allah-u Zülcelal iki kol, iki kanat yaratmış ve cennette istediği yere uçuyor diye ifade ettiğinden dolayı Cafer-i Tayyar ismini alan Cafer bin Ebu Talip, Muhte Savaşı'nda şehit düştüğünde Esma binti Ümeys ile evliydi. Hanımı Esma binti Ümeys. Muhterem müminler, geriye üç tane yetimi kalmıştı. Üç tane yetim, bir hanım geriye kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, bu yetimlerden birisi de Abdullah bin Cafer, üç gün sonra bize geldi. Bunun manası şuydu: vefat eden, ölen bir kimsenin arkasından üç gün bağırmadan, çağırmadan, saçlarını yolmadan, dizini dövmeden, yakasını paçasını yırtmadan yas tutmak caizdir. Zaten bu şekilde ifade etmeye çalıştığım tarzda ağlamak, çırpınmak, bağırıp çağırmak caiz değildir. Cahiliye adetidir. Ve sadece hanımlara, kocaları için 4 ay 10 gün yas tutma ruhsatı vardır. Bunun dışında evladın babası için bile 3 günden fazla bu şekilde yas tutması caiz değildir. Muhterem müminler, 3 gün sonra diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize geldi. Abdullah bin Cafer'in ifadesi muhterem müminler, biz o gün kuş yavruları gibiydik. Kuş yavruları gibiydi. Kuşlar ne yaparlar? Sabahleyin yuvasından uçar, bulabildiği yiyecekleri yavrusuna getirmek için dağları, taşları, ovaları dolaşır, bulduğu yiyecekleri getirip yavrusunun ağzına bırakır. İşte bir yuvanın kuşu yok olursa, o yuvaya yemek getiren, yiyecek getiren insan yok olursa, o halde kalanlar kuş yavruları gibidir diye öyle benzetiyordu muhterem müminler. Kuş yavrusu gibiydik biz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi görünce berber çağırdı ve saçlarımızı tıraş ettirdi. Daha sonra Esma binti Ümeys radıyallahu anha öyle diyor muhterem müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordular kendisine: ya Esma, çocukları zayıflamış görüyorum, bir şeye ihtiyacınız var mı? O da dedim ki diyor Hazreti Esma radıyallahu anha, ya Resulallah, şu anda acil bir ihtiyacımız yok ama çocuklara, çocuklarıma, evlatlarıma çabuk nazar değiyor, çabuk göz geçiyor, isabetül ayından dolayı rahatsızlık meydana geliyor deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, irgihim, onları oku dedi. Onları oku, çünkü nazardan etkilenen veya nazardan etkilenmesi
endişesi olanlara ancak okumakla tedavi olacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdi. Onlara oku deyince ben de dedim ki ya Resulallah siz okusanız, muhterem müminler gayet tabii değil mi? Sahabenin edebi bu zaten. Ya Resulallah siz okusanız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekrar dedi ki irkihim, sen oku. Muhterem müminler, Efendimiz aleyhissalatu vesselam gelen hastalara zaman zaman okuyor, dua ediyordu. Ama burada vermek istediği Allahu alem bir mesaj var. Bir anne düşünün, çocuklarının babasını kaybetmiş, Cafer'i kaybetmiş, çocukları yetim kalmış, kendisi dul kalmış ve çocuklarına olan şefkat ve merhameti mevzuunda hem analık görevini yapacak, hem babalık görevini yapacak ve onlara okurken bu şefkatle, bu merhametle, bu hayır dualarla okuduğu zaman Allahu Zülcelal'ın onun dualarını kabul edeceği ve sığındığı şeylerin şerrinden de onu muhafaza edeceği ümidiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine sen oku diye ifade etti. Muhterem müminler, öyleyse nazardan, göz değmesinden, isabeti ayından etkilenen yavrularımızı, çocuklarımızı, mal olabilir, başka bir şey olabilir, kendimizin okuması demek ki tavsiye ediliyor. Bir cinci bulmak, bir medyun bulmak, bağışlayın beni, bir sahtekara gidip de ne okuduğu ne yazdığı belli olmayan, kulluk vazifesini bile kendisi Allahu Zülcelal'a yapmayan birisinden medet ummak caiz değildir. Onun yerine, ona gitme yerine kendimiz okuyacağız. Hatta kendi etkilenen kişi de aynı şekilde kendisi okur ve ellerine üflemek suretiyle vücudunu mesh edebilir. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha öyle diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yatağa vardığı zaman Felak, Nas surelerini okur, mübarek ellerine üfler ve vücudunu, elinin ulaşabildiği her yerini, vücudunun elinin ulaşabildiği her yerini mesh ederdi. Son hastalığında, vefatıyla neticelenen hastalığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerinden tuttum, ben okudum, onun ellerine üfledim ve kendi elleriyle kendisini mesh ettim diyor. Muhterem müminler, demek ki nazardan korunmak için barekallah, hoşa giden bir şey gördüğümüz zaman maşallah, la kuvvete illa billah, barekallah, tebarekallahu ahsenul halikin, Allahümme barik fih gibi dualarla, bereket dualarıyla ondan korunmaya bakacağız. Bunun çaresi budur muhterem müminler. Okuma, ifade etmeye çalıştığımız gibi üç çeşittir. Bir, Allah'ın kelamı ve isimleri ile okumak meşrudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu ayetler ve dualarla şifa niyetiyle okumak müstehaptır. Ama bu ikisinin dışında anlamı bilinmeyen cahiliye kalıntılarıyla okumak ve yazmak caiz değildir. Bunlardan sakınmak vacibdir muhterem müminler. Hatta melek isimleri, Kabe ismi gibi, Arş ismi gibi mukaddes isimlerle bile yazıp takınmak veya okumak müstahap değil veya tercih edilen bir şey değil. Niye? Çünkü onlarda iltica yok, dua yok, sığınma yok. Zaman zaman bazı kardeşlerimiz muska getiriyorlar. Hocam şuna bir bak. Açıp bakıyorsunuz ki içinde Ashab-ı Kehf'in isimleri yazılı. Muhteremler, Allahu Zülcelal Kehf suresinde Ashab-ı Kehf'i bize anlatırken isimlerini Kur'an'da bahsetmiyor. Yerini de bahsetmiyor. Zaten kıssalardan murat zaman bilgisi ve isim bilgisi, mekan bilgisi vermek değil, mesaj vermektir Rabbimizin muradı. Oradaki mesaj, Ashab-ı Kehf'in mesajı, tevhid mücadelesinde imanı koruma uğrunda baş edemeyince
saraydan imanlarını koruyabilecekleri mağaraya hicret etmeleridir. Demek ki gençlerin, o yiğitlerin saraydan mağarayı tercih ederek imanlarını orada koruduklarını, tevhid mücadelesinde nedenli gayret ettikleri mesajı vardır. Yoksa isimlerini yazıp da boğazınıza takının veya daha çok kadınlar bu işe çok düşkünler. Boylama falan diyorlar. Onlara Ashab-ı Kehf'in ismini yazıp da bir kadının günlerce boynunda veya vücudunda taşımasıyla ondan çocuk olma gibi bir ümit caiz değildir. Ve o şekilde de bir iltica manası olmadığı için terk edilmesi gereken şeylerdendir muhterem ümmetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e okuyordu. Nasıl okuyordu? Örnek olarak bunu da arz edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Üizukuma bi kelimatillahittammeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lamme. Muhterem müminler, siz ikinizi, torunlarına böyle okuyordu Efendimiz Aleyhisselam, siz ikinizi her tür şeytandan, her türlü haşer eden mikrop, virüs, yılan, akrep dahil her türlü zararlı haşerattan ve de kem gözden, göz değmesinden, nazardan Allahu Zülcelal'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığındırırım diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam torunlarını nazara karşı bu şekilde okuyordu ve diyordu ki Hazreti İbrahim Aleyhissalatu Vesselam da bu sözlerle İsmail Aleyhisselam'ı ve İshak Aleyhisselam'ı Allahu Zülcelal'ın himayesine havale ediyordu diye Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem İbrahim Aleyhisselam'ın da aynı dualarla İshak Aleyhisselam oğullarından İshak Aleyhisselam'ı ve İsmail Aleyhisselam'ı bu şekilde Allahu Zülcelal'ın yüce iradesine sığındırıyor, böyle okuyordu. Muhterem müminler, tabi bu Arapça ifadeler de erkeğe hitapla kadına hitap değişir. Bir kişiye hitapla iki ve ikiden fazla kişiye hitaplar değişir. Bir kimse kendisi için okuyorsa اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَا مَّهْ diye okuması lazım. Karşıdakine okuyorsa ve bir kişi ise اُعِذُكَ erkeğe seni sığındırırım. Kadınsa اُعِذُكِ seni sığındırırım diye bu şekilde okuması manaya daha uygun bir tarzda böylece karşıdakini Allahu Zülcelal'ın yüce iradesine ve hükmüne sığındırması gerekir. Muhterem müminler, az önce ifade ettiğim gibi caiz olmayan şeylerle okunmak ve onları takınmayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklıyor ve buyuruyorlar. Men taallaka temimeten fela etemmallahu leh. Nazar boncuğu asan kimsenin İşini Allah Celle Celaluhu tamamlamasın. Muhterem müminler, bu bir sektör haline geldi. İnsanlar, Müslümanlar birbirlerine düğünde, dernekte, cemiyetlerde, toplantılarda birbirlerine nazar boncuğu hediye ediyorlar. Muhterem müminler, nazar boncuğu hediye ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Nazar boncuğu asan kimsenin işini Allah Celle Celaluhu tamamlamasın. Gerek vücuduna, gerekse çocukların bileklerine veya omuzlarına, boğazına, gerekse arabaya, gerekse malına, bahçesine, evine, nereye olursa olsun. Demek ki nazar boncuğunun korumasına sığınıp da boncuğun kendisini korumasına inananın işini Allahu Zülcelal tamamlamasın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ifade ediyordu. Ve hatta وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَّعَهُ اللّٰهُ لَهُ Nazardan korunmak için çocukların omuzlarına ve başlarına katır boncuğu dikenleri
Allah Celle Celal'i korumasın diyor muhterem müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nazar boncuğu dikip çocukların omuzlarına ve başlarına nazar boncuğu takıp Allah-u Zülcelal'dan başka bir şeylerin kendilerinin veya çocuklarını korumasına inanan kimseleri Allah korumasın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekildeki hareketlerden men ediyor. Allah-u Zülcelal'ın yüce kelimelerine sığındırarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce torunlarına okuduğu duayı okumak suretiyle nazardan sığınmak veya sığındırmak hususunda bu dualara başvurmak lazım. Muhterem müminler, başka bir örnek. Bir defasında kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve selleme 10 kişilik bir kafile gelmişti. Biat etmek üzere gelmişlerdi. Allah Resulü ile el sıkışacaklar, musafaha edecekler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün sahte ilahları, çarşı ilahlarını, ilahlaştırılmış her türlü varlığı, maddi ve manevi ilahlık taslayanların hepsini reddediyorum. Hiçbirisini kabul etmiyorum. Yalnız Allah Celle Celaluhu tasdik ediyorum ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak tanıyor. Onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu tasdik ediyorum diyerek Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmama hususunda biat etmek için 10 kişilik bir kafile gelmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 9 tanesinin biatını kabul etti. İçlerinden birisinin biatını kabul etmedi. Çünkü onun bileğinde nazarlık vardı muhterem ünler. Bir taraftan diliyle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek. Yalnız Allah-u Zülcelal'ı kabul ettiğini, yalnız Allah'tan yardım dilediğini, yalnız Allah-u Zülcelal'a sığındığını ifade edecek. Kolundaki bir takım nazarlıklarla da Allah'ın dışında kendisini nazarlığın koruduğuna inanarak bileğinde taşıyacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu görünce o kişinin biatını kabul etmedi. Muhterem müminler, yine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Men akade ukdeten thumme nefese fiha fekat sehara. Kim ki bir düğüm yapıp bağlar ve sonra ona nefes eder, üflerse fekat sehar. O kimse sihir yapmıştır. Ve men sehara fekat eşrake. Kim de sihir yaparsa Allah-u Zülcelal'a ortak koşmuştur. وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْءٍ وُكِّلَ اِلَيْهِ Kim de kendisini nazardan koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir. Yani muhterem müminler, bir nevi Allah-u Zülcelal, ey kulum, madem ki kendini korumak için benden değil de başka bir şeylerden ümit bekliyorsun, başka bir şeylerin korumasına sığınıyorsun, öyleyse var git seni o sığındığın şey korusun gibi muhterem müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey takıp, nazarlık takıp kendisini nazardan koruduğuna inanan kimse o taktığı şeye bırakılır, o taktığı şeye havale edilir buyuruyor. Muhterem müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine aynı şekilde bu şekilde nazarlık takanlardan uzak olduğu, ben onlardan uzağım, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlardan uzaktır diye hadis-i şeriflerde ifade ettiği bize kadar nakledilen hadislerdendir. Muhterem müminler, fakat günümüzde o kadar yaygınlaşmıştır ki maalesef Felak, Nas, İhlas, Fatiha, Fatiha'nın zaten bir ismi de Şafiye'dir. Şifa verendir. Ayet-el Kürsi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğu dualar, az önce örneklerini arz ettim. Ve Allah-u Zülcelal'ın isimleri, zikir, buna benzer şeyleri okuma yerine
öyle nazarlıklar icat edilmiş, öyle batıl ve hurafe şeyler yerleşmiş ki, bakınız tespit edebildiklerinden sayacağım birkaç tanesini. Nazar boncuğu, muhterem müminler, bindiğiniz arabada nazar boncuğu, evlerin kapısının üzerinde nazar boncuğu, çocukların bileklerinde, omuzlarında nazar boncuğu ve hülasa her şeye nazar boncuğuyla her şeyi nazar boncuğunun korumasına havale etme inancı. Muhterem müminler, ecdadımız, Osmanlı atamız evlerin kapısının üzerine maşallah yazdırıyorlardı. Allah Celle Celaluhu ne güzel dilemiş, murad etmiş ve ne güzel yaratmış manasında maşallah yazdırıyorlardı. O dönemde, Osmanlı döneminde Avrupa'dan bir heyet gelir ve Osmanlı'nın bina yapılarını mimari incelemek üzere ve bakarlar ki her kapının üzerinde maşallah ifadesi var. Sorarlar tercümana, bu nedir? Çok güzel bir cevap. Bu Osmanlı'nın sigorta şirketinin adıdır muhteremler. Bu Osmanlı'nın sigortasıdır. Allahu Zülcelal dilerse olur. Allahu Zülcelal dilemezse hiçbir şey olmaz ve Allah ne güzel yaratmış ve dilemiş manasındaki maşallahı bu şekilde latifeli bir tarzda onlara ifade eder. Muhterem müminler, kartal pençesi nazarlık olarak, sarı kehribar kullanılıyor nazarlık olarak, kurt aşığı, efendim yılan kemiği, delikli taşlar, at nalı, adama bakıyorsunuz, arabasının kasasına, evinin eşiğine, kapısına at nalı çakmış muhterem müminler. At nalı çakmış, nedir bu diye sorduğunuz zaman nazardan koruyacak. Muhterem müminler, at nalı nazardan korumaz, atın tırnağını aşınmaktan korur ancak, bu da tabii bir şey zaten. Efendim boynuzlar, hani Osmanlı dedemiz maşallah diye asmış diyordum ya, şimdi bakıyorsunuz köşk gibi evlerin kapısının üzerinde koca koca boynuzlar var. Efendim geyik boynuzları, başka bir şeylerin boynuzları takılmış bir vaziyette. Nedir bu? Nazarlık muhterem ümmüler, maalesef ve maalesef. Minyatür süpürgeler, kafatası, kurşun dökmek, şamanist gelenekten gelen bir şey. Çocuk ayakkabısı, aynı şekilde bir sopanın başına çocuk ayakkabısı dikilmiş, bir bahçeye, bir ekin tarlasına nazardan koruyacağına inanılıyor muhterem ümmüler. Sarımsak, üzerlik, yolların kenarından, tarlalardan yolup evlerde depo ediliyor, kurutuluyor ve çocuğa nazar değmiş diye ikiye bir duman altında bırakılıyor yavrucak muhterem müminler, değil mi? O nazar, üzerliklerin dumanıyla duman altı ediliyor. Ha sigara dumanı, ha üzerlik dumanı, değil mi? Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklamış olduğu bir takım şeyler, kaplumbağa kabukları, İde dallarından meydana gelen nazarlıklar, küçük dallardan delip çocukların kollarına takma gibi, çörek otu, peynirin yoğurdun içerisine çörek otu atıyor. Niye? Güzel tat versin diye değil, nazardan korumak için. Halbuki çörek otu güzel bir nimet, güzel bir gıda, hadislerde de geçiyor. O niyetle değil de nazardan korumak için atmak caiz değildir. Nazar değenin elbisesinden bir parça yırtıp, nazar değen kişiye tütsü vermek muhteremler. Eğer görürse zaten elbisesinden bir parça falan alındığını hırsızlıktan mahkemeye verir, değil mi? Cami kapısından yonga alıp tütsü vermek. Aman ya Rabbi. Camilerin kapıları eğer ahşapsa, tahtadan yapılmışsa, her gelen oradan bir yonga koparsa, halbuki camilerin kapıları nazarlığa tütsü vermek için, oradan yonga koparmak için yapılmamış. Her gün 5 vakit cemaatin oradan girip çıkmak suretiyle aşındırması belki daha güzel olur, değil mi muhterem müminler? Misafirin ayakkabısını iğneyle delmek, yumurta kabuğu asmak, efendim bebeğin alnına tava karası sürmek, hayvanın alnında okunmuş yumurta kırmak, nazardan koruyacağına inanılıyor.
gelin ve damat nazardan korunması için üzerlerine tuz saçmak. Hatta gözleri geçmesin diye düğün davetlilerine, hani bazen şeker falan saçıyorlar ya, onlar nazar değmesin diye üzerlerine tuz saçmak da bu şekilde bir yönüyle nazardan korunmak veya korunması için yapılan batıl, hurafe, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı, men ettiği, kaçınmamızın vacip olduğu şeylerdir muhterem müminler. Öyleyse Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın tavsiye ettiği şeylerle nazardan korunmak ve onları okumak lazım. Çünkü yegane, sonsuz koruyup gözeten El-Hafiz isminin sahibi Allahu Zülcelal'dır muhterem müminler. El-Hafiz ne demektir? Her şeyi koruyup gözeten, korumada eşsiz ve benzersiz olan ismi sahibi Allahu Zülcelal'a sığınmak, onun isimlerine sığınmak, Hafiz ismine sığınmak suretiyle ondan nazardan veya başka şeylerden korunmak lazım. Muhterem müminler, aynı şekilde başka bir örnek, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında Allahu Zülcelal'ın Hafiz ismi çok güzel tecelli etmiştir. Hani kardeşleri haset edip de babalarına ersilhu ma'ana gaden yerta' ve yel'ab ve inna lehu lehafizun, sen onu bizimle gönder, oynasın, dolaşsın, kırlarda geçsin, biz onu muhakkak koruyacağız demişlerdi. Ama korumayı bırakın, öldürmek için onu kuyuya atmışlardı. Değil mi muhteremimler? Demek ki koruyan, yegane koruyan ve koruma, muhafaza etme noktasında sonsuz güç ve kudretinin sahibi olan Allah Celle Celaluh'tür. Muhterem müminler, son bir misalle bitireceğim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın seçkin sahabilerindendir. Kur'an hafızı ve fakih sahabilerinden birisidir Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Bir defasında diyor hanımı, Abdullah İbni Mesud Hazretlerinin hanımı, yaşlı bir kadın evimizde beni efsunluyordu, okuyordu. Ve Abdullah kapıdan gelirken öksürürdü adet olarak haber vermek için içeriye. Yine böyle öksürünce, onun geldiğini duyunca kadın hemen saklandı bir yere. Abdullah geldi. Benim yanıma oturduğu zaman eline bir ip değdi. Sordu, bu nedir diye. Ben de bu ipliğe okundu benim için dedim. Dedi ki, Abdullah'ın ev halkının şirk sayılan bir şeyi kullanmaya ihtiyaçları yoktur. Muhteremler, Abdullah'ın ev halkının şirk sayılan bir şeyi kullanmaya ihtiyaçları yoktur. İnner ruka ve teime ve tivelete şirkün. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den anlamı bilinmeyen kelime ve cümlelerle okumak, nefes etmek, nazarlıklar takmak, boncuklar takınmak, nazarlık için meşru olmayan muskalar takınmak, manası anlaşılmayan hatta şirke kadar varan sihir, sihirli okumalar, sihirle okunmuş iplikler, muhabbet ve nefret muskaları gibi şeyleri korunmak için asmak veya takınmak şirktir dediğini duydum diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Böyle deyince hanımı Zeynep radıyallahu anh, lime tegulu hade, ya Abdullah niye böyle diyorsun? Benim gözüm seyiriyor, çapak atıyor, yaşarıyor. Ben de falan yerdeki Yahudi'ye gidiyorum, o okuyor geçiyor. Hani muhterem müminler, bunlardan bahsettiğim zaman bizim hanımların da mazereti hazır. Ne yapalım, denize düşen yılana sarılır diyor. Denize düşen yılana sarılırsa daha çabuk ölür muhterem müminler, değil mi? Hem denizin suların boğması hem de yılanın zehri birleşirse daha çabuk öldürür. O zaman denize düşen yılana değil,
Allah'a tevekkül edecek. Eğer başka maddi sebepler adına bir şey bulamıyorsa, Rabbim kurtar beni diye Allah'a sarılacak, Allah'a güvenecek, Allah'a tevekkül edecek. Yılana sarılmayacak, cincilere, medyunlara gidip de orada bir takım manasız ve küfre kadar varan şeyleri okunmak suretiyle tedavi olmaya kalkışmayacak. Böyle deyince hanımı, Abdullah İbni Mesud Hazretleri dedi ki, اِنَّمَا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ İşte bu şeytanın işidir tam. Çünkü şeytan eliyle senin gözüne dürtüyor. Yahudi seni afsun yapınca şeytan elini çekiyor, o da sakinleşiyor. Seni Yahudi'ye okutmak için bunu yapıyor. Muhterem müminler, bunu yapmak yasaktır, bunu yapmak memnudur. Sen öyle yapma. Sen böyle rahatsızlıklarından dolayı Allah Resulü'nün hastalara okuduğu dua yoku. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle dua ediyordu. Ezhibil be'se Rabben nas. Ey bütün insanlığın ve beşeriyetin Rabbi olan Allah'ım, bu hastadan hastalığı, kendisine zarar veren sıkıntıyı gider. İşfi ente şafi. Şifa ver bu hastaya. Şafi olan sensin. La şifa illa şifauke şifaen la yugadiru sakaman. Ona öyle bir şifa ver ki ya Rabbi, hiçbir derdi, hiçbir sızıntısı, hiçbir ağrısı, hiçbir sıkıntısı kalmasın ya Rabbi diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle dua ediyordu. Sen de böyle dua et dedi muhterem müminler. Böyle dua edersen hem sevap alırsın, hem gerçek yapılması gerekeni yaparsın. Demek ki hani eskiden askere giderken delikanlı kurşun geçirmez muskaları yazılıp takılırmış muhterem müminler. Bütün bunlar caiz değildir. Efendim, keçisi dağda kalmış köylü kardeşimizin. Geliyor hoca efendiye, köyün imamına geliyor, diyor ki benim keçiler koyunlar dağda kalmış. Kurtların ağzını bir bağlayıver de kurtlar yemesin. Ama ya Rabbi, Allahu Zülcelal bütün mahlukatın rızkını üzerine almıştır. Onun rızkını da oradan vermiştir. Hiçbir kimse başkasının ağzını bağlamak suretiyle rızkına mani olma gibi bir hakkı yoktur. Böyle bir şey olamaz zaten. Annenin sütü artması için muskalar. Efendim, terfi almak için, makamını, mevkisini yükseltmek için adam muskacıya gidiyor. Cinciye gidiyor, bana bir muska yaz da terfi edemiyorum, terfi edeyim. Gitmiş birisi yine, ama bu sefer cinciye değil de aklı başında bir hocaya gitmiş. Efendim, ben terfi edemiyorum, bana bir şeyler yazın. O da yazmış vermiş. Hakikaten terfi de etmiş. Sonra bakmış ki ne yazdı acaba? Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا Yeryüzünde hiçbir canlı, hatta dört ayaklı manasına da geliyor dabbe, dört ayaklı hiçbir yaratık yoktur ki rızkı Allah'a mahsus olmasın. Yani sağa sola gitme diyor. Senin rızkını, terfiini Cenab-ı Hak nasip etmiş, takdir etmişse ona güveneceksin diye bunu yazdığını ifade ediyor. Muhterem müminler, hatta avcı var mı içinizde? Avcı yok mu? Peki. Avcının birisi tazı tavşanları iyi tutamıyor diye cinciye muska yazdırmaya gelmiş muhterem sular. Boğazına takayım da tavşanları iyi yakalasın, iyi koşsun, suratlı koşsun diye. O da yazmış, bir şeyler vermiş. Ama gelirken cinciye balık getirmiş. Hediye. Hediye mi, rüşvet mi artık, değil mi? Balık getirmiş. O da yazmış, bir şeyler vermiş. Şeytan bak nasıl yapıyor. Hakikaten öyle bir pozisyon olduğuna inanmaya başlamış. Tazı daha iyi tutuyor. O günlerde nasibi açılmış. Allah'ın takdiri varsa. Tazı tavşanları iyi tutmaya başlayınca, ya demiş, ah adam, bu adam ne yazdı acaba? Açmış bakmış ki muhteremler şunu yazmış adam. Tama ettim semeye. Semek balık demek. Tama ettim semeye. Muska yazdım köpeğe. Ya tavşanları tutsun ya dayansın köteğe diye yazmış. Ya maalesef latife gibi geliyor ama bu tip pek çok batıl şeyler maalesef ve maat teessüf topluma, cemaat arasına, Müslüman arasına yerleşmiş. Allah'a güvenme yerinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dualarıyla dua etme yerinde, hoşuna giden bir şey görünce maşallah, barekallah, la kuvvete illa billah, Allahümme barik fih diye dualar etme yerinde
boncuklardan, kemiklerden, efendim üzerlikten, şundan buradan medet umma haline düşmüş. Bunlar imana bile zarar verebilir muhteremler. Cenab-ı Hak cümlemizi ve bütün ümmeti Muhammed'i kendisinden başkasına muhtaç etmesin. Kendisine sığınanlardan eylesin. Kendisine kulluk görevlerini hakkıyla yapanlardan eylesin. Ve her türlü caiz olmayan nazarlıklardan kurtarsın, uzaklaştırsın ve kendisine el açtırsın. Kendi kapısına muhtaç etsin Yüce Rabbim inşallah. Ve bizi Kur'an'ın gölgesinden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu yolundan ayırmasın. Şeriat-ı Garra-yı Ahmediye Caddesi'nde dimdik yürümeyi nasip etsin. Son nefese geldiğimiz zaman kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek çene kapamak ve göz yummak nasip ve müessir eylesin. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi'l Fatiha. Dilek Otogaleri Kaporta ve Boya Vakti Cuma'yı sundu.